Merhaba, ben Berivan Okka. Ben Halil Okka. İki Okka olarak karşınızdayız. Bu videoda binanın toprak altında kalan bölümleri için gerçekleştirdiğimiz ısı yalıtım detaylarını, uygulama maliyetlerini sizlerle paylaştık. Önceki videolarımızda olduğu gibi süreci kesintisiz olarak izleyebilmeniz için videonun ilk bölümünde herhangi bir anlatımımız bulunmuyor. Maliyet bilgileri ve deneyimlerimiz videonun ilerleyen dakikalarında sizleri bekliyor. İyi seyirler diliyoruz. Çok
Eğer videolarımızı yeni izlemeye başladıysanız, pasif house yani pasif ev ya da bina kavramına çok aşina olmayabilirsiniz. Bu videoda gördüğünüz uygulama detayları da size biraz garip gelmiş olabilir. Pasif ev enerji verimliliğine odaklanan bir yapı metodolojisi aslında. Bunu en basit haliyle bir termosa benzetebilirsiniz. Bir evi düz bir küp gibi düşünürsek, bu küpün tüm yüzeylerini yani altı, üstü ve yanlarını kesintisiz şekilde yalıtmanız gerekiyor ki içerideki ısıyı korumak mümkün olsun. Pasif ev ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz kanalımızdaki Pasif Ev Nedir videosuna göz atabilirsiniz. Isı yalıtımı ile ilgili kararları alırken en zorlandığımız konulardan birisi binanın alt yüzeyindeki ısı yalıtım detayıydı. Biz projeyi Sakarya'da yani deprem bölgesinde inşa ettiğimiz için binanın alt yüzeyinde, temelin altında bir ısı yalıtımı yapmayı çok tercih etmedik. Bunun da temelde iki sebebi var. Birincisi binanın ağırlığından dolayı temel altında kullanılacak malzeme yüksek basınca dayanıklı bir malzeme olması gerekiyor ve bu ürünlerin maliyeti oldukça yüksek. İkinci konu ise Türkiye'de bu tür uygulamalar pek yaygın olarak yapılmıyor. Yani temel altında ısı yalıtımı yapılmış ve uzun vadede bunun sonuçlarıyla ilgili yeterli bir deneyim ya da veri maalesef olmadığı için biz bu konuyu farklı bir şekilde çözmek istedik. Zemindeki ısı kaybını tamamen sıfıra indirmek yerine bunu minimize etmeye çalıştık. Bununla ilgili bulduğumuz yöntemi ve uygulama detaylarını ilerleyen videolarda zaten detaylı bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Bu videoda gördüğünüz uygulama detayları binanın toprak altında kalan yüzeylerinin ısı yalıtımı ile ilgili detaylarını içeriyor. Bu konuda araştırma yapmaya başladığımızda basınç ve suya dayanıklı ürün bulmaya odaklandık. Karşımıza çıkan en mantıklı ürünün de XPS olduğunu söyleyebilirim. XPS ile ilgili satın alma işlemlerinde ise basınç dayanımı ve ısı iletim değeri yani U değeri dediğimiz kat sayısı iyi olan ve bunları düzgün bir şekilde belgelenmiş bir ürün bulmaya odaklandık. Tabii ki de hızlı tedarik imkanı da bizim için önemli bir kriterdi. Bu kriterlerin hepsi düşünüldüğünde bizim için o dönemde bulabildiğimiz en mantıklı ürün Ode'nin premium ısı panları oldu. Seçtiğimiz ürünle ilgili değerleri binanın enerji modeli yani PHPP hesaplarına girdiğimizde bizim iklim verimiz ve proje detaylarımıza göre toprak altında minimum 16 santimlik bir uygulamayla istediğimiz değerlere ulaşabiliyorduk. Bu 16 santimlik uygulamayı nasıl yapabiliriz konusunu araştırmaya başladığımızda ürünle ilgili aslında dezavantajlı bir durumla karşılaştığımızı söyleyebilirim. Bizim satın alabileceğimiz maksimum kalınlık 10 santimdi. Tabi burada özel üretim mümkün olsa da yani bazı markalar sizin istediğiniz ölçülerde bu ürünleri kesebiliyor. Tabi burada bekleme süresi, işte paketleme maliyetleri gibi durumlar değişken olduğu için biz hızlıca tedarik edebileceğimiz ürünlere yöneldik. Burada da 8 santimlik XPS'ten alıp 2 kat uygulayarak ihtiyacımız olan 16 santim kalınlığına ulaşmayı hedefledik. Bizim seçtiğimiz ürünün basınç dayanımının 300 kilopaskal olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Uygulama detaylarına geçersek, ilk kat uygulamada çimento esaslı bir yapıştırıcı kullanarak XPS panelleri yatay bir şekilde yüzeye yapıştırdık. İkinci sıraya geçtiğimizde ise bu panelleri dikey formasyonda uygulayıp iki kat arasında şaşırtma bindirme yapmaya odaklandık. İkinci kattaki panelleri yapıştırırken de poliüretan esaslı yapıştırıcı köpükleri kullandık. Bu uygulama detayıyla ilgili genel olarak söyleyebileceğimiz en önemli çıkarımlar şöyle. Birincisi ilk başta bu yöntem çok mantıklı gibi gözükse de uygulamaya başladıktan sonra gördük ki bu iki katlı uygulama biraz zorlayıcı olabiliyor. Eğer bu uygulamayı tekrar yapacak olsak muhtemelen tek parça 16 santim kalınlığında bir XPS panel tercih ederdik. Hem uygulamanın kolaylığı açısından hem de zaman açısından daha verimli olurdu diye düşünüyoruz. İlk katta kullandığımız mesela çimentoyu biz öbekler halinde uyguladık. Burada daha az malzeme gitsin diye ve daha az zaman alsın diye böyle bir şey yaptık. Aslında burada taraklı malayla daha düzgün bir şekilde bu malzemenin yüzeyine uygulanabilirdi. Ancak bu malzemelerin arkasına toprak geleceği için yapışmayla ilgili herhangi bir sorun olmayacağından dolayı buralarda da çok titiz davranmadığımızı söyleyebilirim. Bu noktada profesyonel bir uygulama ekibiyle değil de daha çok kendi emeğimiz ve standart bir ustadan destek alarak bu süreci tamamladığımı söylemekte fayda görüyorum. Son olarak binanın geri kalanında farklı bir yalıtım malzemesi kullanacağımız için bu XPS'lerin en üstünü düzgün bir hale getirebilmek için orada da bir sıvı uygulaması yaparak
uygulamayı finalize ettik. Bu uygulamada öğrendiğimiz en önemli şey sahadaki pratik çözümlerin teorik doğrulardan daha önemli olabildiği konusu. Dolayısıyla biz bu uygulamayı detaylı bir şekilde size göstermek istiyoruz ki siz de benzer bir uygulama yapacaksanız ürün kalınlığı ya da uygulama kolaylığı ile ilgili kendiniz fikir yürütebilirsiniz, ön hazırlık yapabilirsiniz ve bunlara dikkat edebilirsiniz diye düşünüyoruz. Uygulama sürecinde bize hem teknik hem de ekonomik anlamda destek olan ODE markasına ve satış ekibine, ayrıca sahada emeği geçen tüm ustalara gönülden teşekkür ediyoruz. Herkesin tekrardan eline sağlık. Bu adımdaki maliyetleri detaylı bir şekilde yazmaya çalıştık. Yaklaşık 110 metrekarelik bir uygulama alanı olduğunu göz önünde bulundurabilirsiniz. Buradaki maliyetin tamamını pasif ev için ek bir kalem harcaması olarak ele aldık biz. Her videoda olduğu gibi uygulamanın bütçesini, o ana kadarki toplam harcamayı ve pasif ev için yaptığımız ek harcamaların güncele oranını sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bir sonraki videomuzda drenaj işlemleriyle ilgili uygulamanın detaylarını sizlerle paylaşacağız. Bu aşamadan sonra toprak altında kalan kısımlarla ilgili büyük ölçüde işlerimizi de tamamlamış olacağız. Toprak dolgusu ve kapatma işlemlerini artık bitirip çevreyi bir nebze olsun düzenlemeye geçmeyi planlıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bizi takipte kalın. Hoşça kalın.